Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu sekiz şeye doymaz. Geçen bununla alakalı dördünü yaptık, şimdi sekize tamamlıyoruz. Göz bakmaya doymaz. Ne dedik bununla alakalı kardeşler? Gözde Rabbim Celle Celle öyle bir mekanizma kurmuş ki şu göz var ya şu göz. Aman ya Rabbi ya. Çok büyük bir nimet ya. Nazar var şuna, nazar. Bilim adamları açıklamış, bir insan diyor, nazar ettiği zaman diyor, gözünden ışın çıkar. Bilim adamları açıklıyor bunu. Bir ışın gibi bir şeye çıkıyor ve karşısındakine tesir ediyor. Nazar haktır, inkar eden kafirdir. Ayet var. Az daha seni gözleriyle devireceklerdi. Ayet. Müşriklerden bir tane adam vardı. Baktığı adamı nazarla deviriyor. O kadar tesirli ki adam. Nazar ettiği adam ölüyor ya. Dediler. Muhammed orada aleyhissalatü vesselam. Ona bak dedi, gözünle devir. Rabbim korumasa aleyhissalatü vesselam tabii koruyor. Yani öldürecek kadar kuvvetli. Ama elhamdülillah Rabbim korudu. Ama işte göz acayip bir şey. Yer yağmura doymaz. Alim ilme doymaz. Alim isen, alim demek arkadaşlar ilmi ile amel eden demek. Evet. Abid ibadet eden demek. Alim ilmi ile amel eden demek. Rabbim bizi alim eylesin. Amin. Amin. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Yani sen okusan ne yarar, okumasan ne yarar? Amel etmediğin sürece, kendini bilmediğin sürece, nefsini bilmediğin sürece, kendini hakir, aşağılık görmediğin sürece kendini hep küçük göreceksin. İstediğin kadar alim ol. Kibirle, artistikle, havale, civale olmaz. Ve kadın kocasına doymaz. Ama hangi kadın şimdi? Bu da var yani. Şimdi burada hemen bir parantez açmamız lazım. Çünkü hanım ablaların hep şikayet ettiği konu kocası, 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 kocası. Biz de Müge Anlı'ya döndük burada. Ne yapalım? Öyle. Yapacak bir şey yok. Her tarafı memnun etmeye çalışıyoruz. Hayır, memnun etmeye çalışmıyoruz. Hak neyse onu konuşuyoruz. Öyle. Çünkü genelde mesela diyelim ki hanımlarla alakalı fazilet sohbetler anlatıyoruz. Hanımlar şöyle işte bak geçen biraz bahsettik. Onunla alakalı uzun bir sohbet yapacağız. Hanımlar şöyle fazileti var, böyle fazileti var diyoruz. Hanımlara şöyle iyi davranın. Kolay kolay erkekler altına şunu yazmıyor. Bende bir karı var hoca, biliyor musun? Böyle bilmem ne, şöyle bilmem ne işte. Ama erkeklerle alakalı fazilet sohbeti yaptığımız zaman erkekler şöyle fazileti var, erkeklerin böyle fazileti var, erkekler şöyle olacak diye hanımlar altına bir yorumlar yazıyor. Sen niye böyle diyorsun? Sen benim kocayı tanımıyorsun. Bak bunu senelerdir anlatıyoruz. Ama hala ve hala hanım ablalar bu konuda üzerimize gelmeye devam ediyor. Niye? Ben ortaya konuşuyorum. Ben senin kocanın iyi mi kötü mü olduğunu nereden bileceğim? Ben şimdi bak burada kaç kişisiniz? Ben nereden bileceğim hanginizin hanımı iyi? Ya da hanginiz hanımına zulmediyor? Ya da hanginiz hanımına el bebek gül bebek davranıyor? Ben nereden bileceğim arkadaş? Ben burada önüme hadis gelince okuyorum, ayet gelince okuyorum. Arkadaşlar böyle böyle yaparsanız böyle böyle olurum. İşte kocanıza iyi davranın diyorum mesela hanımlara. Kocana iyi davran. Hadis-i şerif var. Onlarca hadis-i şerif var. Ben de iyi davranmam. Benim kocam böyle. Ablacığım sen konu dışısın o zaman. Sus çık kenara. Ama yok. Hanım abla bana küfrediyor. Bana püskürüyor. Sen niye böyle konuşuyorsun? Lan sen benim koca... Ablacığım gözünü seveyim, bu videoyu, bu sohbeti yüz binler izliyor. Yüz binlere ulaşıyor bu sohbet. Yüz bininin kocası da böyle değil ki. Senin kocan kötü diye bütün kocalar kötü mü? Yok. Buradaki mevzu ne? Kadın kocasına doymaz. Koca adam gibi adamsa. Bak kardeşim koca dediğin nasıl olacak? Müslüman koca. Sabahleyin namazını kılar, işine gider, başı önünde işini yapar, kimseyle işi olmaz, yani kötülük anlamında. Öğlen namazını kılar, ikindi namazını kılar, akşam olur evine gelir, kapıdan girer girmez, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, gözümün nuru, güzel hanımım, canım benim der. Şimdi hanımlar bir daha hemen yazıyor. Yok böyle bir şey. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ablacığım ben olması gerekeni sayıyorum. Gözünü sevdiğim. Bak olması gereken diyorum. Hala alttan bana saydırıyor. Sen böyle konuşuyorsun da benimki şöyle, benimki Firavun diyor. Lan Firavun sen ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım ben sana şimdi? Sen de Asiye validemiz ol. Hadi bakalım. Hadi. Firavun kafirdi. Sen de Asiye validemiz ol o zaman. Sabretti. Haşa ve kella düşünsene Asiye validemizdeki ahvali ya. Kocası olacak adam haşa ve kella ben Allah'ım diyor.
O ne yapsın? Hadi bakalım. Hadi abla çık işin içinden. Biraz da sabır da gözünü seveyim. Ne dedik? Kapıdan girecek kardeşim. Güzelce selamını verecek. Hanımcığım, akşam yemeği hazır mı? Bey birazdan hazır. Tamam eyvallah, sıkıntı yok. Şimdi barbar olan bunu yapmıyor işte. Tamam kardeşim, namazını kıldı, camiye cemaatine namazını kıldı, geldi. Yemeğini yedi. Çayını ne yapacak? Yatsıdan sonra da çayını içecek kardeşim. Güzelce oturacak evinde, hadis talim yapacak, sure talim yapacak. Güzelce bir hayat. Sonra kardeşim güzelce mutlu mesut yaşayacaklar. Olması gereken bu. Ama şu anda bu nasıl biliyor musun? Hani ne iğneyle samanlıkta iğne aramak. Heh, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oldu. Herif sabah evden çıkıyor. Namaz yok, abdest yok. İş yerinde akşama kadar gıybet, dedikodu, küfür, iftira. Evi telefon açıyor. Yemekte ne var lan? Yuh. Saman var, küspe var. Yer misin yavrum diyeceksin. Heh. Hayatım yalak hazır, gel. Tabii saman hazır. Gel gel. Gel seni bekliyorum, gel. Beygir gel. Gel oğlum gel de. Ahırda yerini hazırladım. Beygirlerin efendisi ya. Abicim yani. Hak ettiği bu işte, hanım abla söyleyemiyor. Ben onun yerine söylüyorum. Bak ben hanımların beni vallahi bak takdir etmesi lazım. Ben onların söyleyemediğini kocalarına söylüyorum. E diyorum senin kocan bir öküz, ne yapalım abla, al bunu ahırda bağla. Kurbanla da sat gitsin yani, kimse bunu almaz gerçi. Kimse bunu da almaz. Böyle koca kim ne yapsın kardeşim? E adam işte hanımı o yüzden haklı. Ama ben de diyorum ki tamam ablacığım, bak senin kocan biraz montafon olabilir. Yani artık sen ne içinden saydır, yüzüne söyleme şimdi, kavga çıkar mı akşam akşam. Da sabır da ablacığım, ne yapayım şimdi, ne diyeyim ben sana? Dua ediyorum ben, hep vallahi dua ediyorum bak. Allah kocalarını ıslah eylesin, amin. Amin. Yani hayırlara tebliğ eylesin, amin. Amin. Şimdi kadın kocasına doymaz dediğin zaman hanım abla biz doyduk diyor, elhamdülillah diyor. Kalkıyor sofradan yani. Biz diyor evlin diyor, daha diyor birinci günü diyor, böyle oldu. Kaynanam geldi şöyle oldu. Kaynatam geldi böyle oldu. Kaynım geldi. Allah yarabbim ben daralıyorum. En son buraya yazacağım. Müge Anlı'nın sohbetine hoş geldiniz. Bunu mu yapayım yani? Ne yapayım ben? Ben hadis-i şerif okurum. Amel eden kurtulur. Yapmayan kendi bilir. Bana ne? Talip sual sormaya doymaz. Talip dediğin arkadaş, amel etme niyetiyle, bir şeyler öğrenme niyetiyle soru soran adam doymaz. Ama bizimkiler gibi boş adam değil. Adam sohbet ilanı var mesela, Hüseyin Çevik bu akşam 9'da sohbet var yazıyor. İlan var, altına yazmış. Sohbet var mı? Bu adam değil, bu adam konu dışı. Haris mal yığmaya doymaz. Yani bir adam mal biriktirmeye doymaz. Yani biriktirmeciyse doymuyor. Deniz suya doymaz. Ateş oduna doymaz. Rabbim doyanlardan eylesin, amin. Amin. Cennette doyma yok arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munker ve tu'minu